Medyanet ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kayseri İl Hısı Sıha Kurulu tarafından alınan kararla 6 Eylül'den itibaren kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirileceği bildirildi. İl Hıfzı Sıha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzen açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede elimizdeki en güçlü unsur gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyetleridir. Ülkemizde aşılama çalışmalarında birinci doz aşılamada %73, ikinci doz aşılamada ise %55.5 düzeyine ulaşılmış. Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılamaya ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi giderek önem kazanmaktadır. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecektir. Bu çerçevede işletmeciler, organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yoksa etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulundurulacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi'nin temel atma projesi gerçekleştirildi. Eski Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen temel atma törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öseseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çoburoğlu, Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, rektörler, il müdürleri, Kazı Başkanı Profesör Doktor Okşan Başoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Kazı Başkanı Profesör Doktor Okşan Başoğlu, Kayseri'nin paleontoloji ve doğa tarihi açısından çok önemli bir merkez olduğunu, burada Türkiye'de bir ilk olan dünyada eşi benzeri olmayan buluntuları sergileyeceklerini ifade etti. Bu müze klasik bir müze olmayacak. Öğreten, eğiten, uygulaması olan bir müze olacak. Bu açıdan çok çok önemli ve Kayseri sadece Türkiye için demiyorum, dünya paleontoloji çevresinde de son derece dikkat çekecek bu yaptığı adımla birlikte. Ayrıca Millet Kıraathanesi ile yan yana olması ve birlikte açılması benim için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü halka inen, halka açık bir müze olacak. Yani benim için müze ulaşılması zor olmamalı. Halka açık olmalı, merkezi bir yerde olmalı. Bu açıdan da yeri konumu açısından da çok çok önemli. Başkan Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri'nin bir açık hava müzesi olduğunu ve Kayseri'nin dört bir bölgesinde kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Şu anda bulunduğumuz müze hepimizin gençlik yıllarında, talebelik yıllarında etnografya müzesi diye nitelendirilen ve yaklaşık 60 yıllık geçmiş olan bir müze. Bu müze her ne kadar tescile esas olmamış olsa da Cumhuriyet döneminin önemli bir eseri olarak nitelendirip bunu korumayı amaçladığımızı, o açıdan da hem bu müzeyi bir fonksiyon yükleyerek paleontoloji müzesine hem de yanı başındaki Millet Kıraathanesi'ni ekleyerek de buranın canlanmasına, ki şehrin göbeğinde hemen merkezinde olan böyle güzel bir çalışmayı yapan ekibimize ben buradan teşekkür etmek istiyor. Yüklenici firmamıza da inşallah
bizim projemize uygun bir şekilde, çünkü nitelikli bir proje, bu çalışmaları yapacağına inandığımızda belirterek sözlerime devam etmek istiyorum. Kayseri bir açık hava müzesi adeta. Bunu söylerken sadece merkez bağlamında söylemiyorum. Bünyanımızda buna dahil, Pınarbaşımızda dahil, Yahyalımızda dahil, Develerimizde, İncesuyumuzda. Kısacası tüm ilçelerimizde tarihi dokuyla bezenmiş bir görüntü söz konusu. Şöyle Cumhuriyet Meydanı'na durup baktığımızda etrafımızda kalemiz var. Haseki Bakanımıza teşekkür ederek kalemizi aktif olarak şu andaki gezilen, görülen ve şehrimize yakışan bir yarışma projesi sonrası hayata geçirdiği için kendisine teşekkür ediyor. Sayın Bakanım şu anda her gün akşam doluyor taşıyor. Biz de etkinliklerimizle burayı fonksiyonel hale getirdik. Adeta şehrimize bir değer kattık. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öseseki de turizm açısından müthiş bir çalışma ve getiri sağlamasını temenni etti. Kültürü, sanatı, sporu, estetiği düşünmeye başlamışsa bir belediye, o şehrin kalkınmış olduğunu, belediyenin çok iyi bir konumda olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Allah'a hamdolsun bugün Kayseri belediyelerinin gelmiş olduğu nokta burası. Zannedersem biraz önce saydık 6 tane müzemiz var faal olarak. Gültepe'de ve burada yapılacak müzelerle birlikte de 8 oluyor. İnşallah bu 18'lere kadar çıkar. Bir şehrin turizmden istifade etmesinin yolu da bu. Şehre turistler niye gelirler? Ya denizden istifade etmek için gelirler veyahut da dağdan istifade etmek için gelirler. Kültür turizmi ise işte o zaman sizin şehrinizde ne var ne yok geçmişte binlerce yıldır süren medeniyetin bütün eserlerini ortaya çıkarıp hazırlamak zorunda kalırsınız. Bir tarihte Erciyes için tanıtım yapmıştık. Mustafa Bey genel sekreterimizdi. Hollanda'ya gitmişti. Gazeteciler, turistler geliyorlar, biz de seviniyoruz. Erciyes Dağı'na turistler geliyor diye. Benimle röportaj yapan 75-80 yaşlarında bir gazeteci vardı, Hollandalı. Tesadüfen yaşlı onun eşiyle de dışarıda bir yerde tanıştık. Erciyes Dağı'nı nasıl buldunuz diye sordum. Çok kötü, berbat dedi. Bir anda vurulmuş gibi oldum. Niye berbat dedim, yani nesi var? Erciyes Dağı mükemmel bir dağ. Bize göre dünyanın en yakışıklı dağı. Dedi ki orada Tanrı eliyle verilmiş ne varsa mükemmel ama dedi insan eliyle yapılan her şey berbat dedi. Bir anda benim ufkum değişti. Neden? Gerçekten orada 250-300'e yakın baraka, envai çeşit kirli, fasatlı yerlerde insanlara sağlıksız ortamlarda sunulan yeme içme yerleri, işgaller, menfi bir sürü işin yapıldığı yerler, kötü kötü yerler, caminin bulunduğu yerin altı bile eskiden pavyon gibi bir şeydi. Böyle bir Erciyes'e kimi çıkaracaksınız? Kime pazarlayacaksınız? Demek ki elinizdeki ürünü hazır edeceksiniz, mükemmel hale getireceksiniz, turizme öyle açacaksınız. Ondan sonra başladık zaten Erciyes'e emek vermeye. Allah hamdolsun orada şimdi o dediğimiz ne kadar kötü iş varsa hepsi kayboldu, yok oldu, yıkıldı. Tertemiz, modern tesisler yapıldı. Gelen herkesin rahat edebileceği bir yer var. Şehrin içerisinde müzeler hazırlandı, altyapı hazırlandı. Turist geldiği zaman nereden nereye gideceğini kültür yolunu gayet iyi bilerek devam ediyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Paleontoloji Müzesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği Millet Kıraathanesi ile birlikte yapılmasını çok önemsediklerini ifade etti. Bugün Avrupa'yı gezdiğimiz zaman her şeyin müzesi var. Slovenya'ya gittik, orada Blacksmith diye bir demirciğin hayatını anlatan film çekilmiş. Filmden sonra o filmin çekildiği atölyeyi müzeye dönüştürmüşler ve Slovenya'ya gidenlerin önemli bir kısmı da ya işte filmi görmüşlerdi, filmin mekanını merak ediyor, oraya gidiyorlar, girişte de para alıyorlar. Birçok kere anlattım, İngiltere'de Shakespeare'in doğduğu yerde yaklaşık bir yıl kaldım. Her tarafta işte müzeye çevrilmiş, ünlü insanların, ünlü şairlerin, yazarların ve onların akrabalarının yaşadığı evler de müzeye dönüştürülmüş. İşte Shakespeare'in evi, Shakespeare'in annesinin, babasının evi filan derken dediler ki ya teyzesinin evi de var dediler. Gittik teyzesinin evine, merak ettik ne var diye. Sadece şöminede iki parça odun, bir tane masa, bir sandalye var. Girişi 5 pound. Ben de burada yani verdiğim parayı hiç unutmuyorum.
Çünkü karşılığında hiçbir şey yok. Affedersiniz yani yediğimiz kazık yani yıllardır unutamadığımız bir kazık. Birkaç arkadaşla gitmiştik. Ama çok şükür bizlerin yaşadığı bu cennet vatanımızda birçok medeniyete ev sahipliği yapılması nedeniyle ecdadımızın yaptığı eserler, kültürel bakiyemiz sadece Kayseri'de 6 müze değil 60 müzeye yapılacak kadar zengin inşallah. Konuşmaların ardından protokol tarafından dualar eşliğinde yaklaşık maliyeti 17 milyon TL olacak projenin butona basılarak ilk temeli atıldı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayseri-Malatya Karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında EB yönetimindeki 46LA761 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmış, kazada anne Fatma Badem, kızları Fatma Özer, Şerife Şan ve Sümeyra Ceyhan hayatını kaybederken Ejder Badem'le torunları 13 yaşındaki Ebrar Şan, 12 yaşındaki Hasan Şan, 11 yaşındaki Hasan Hüseyin Şan, 6 yaşındaki Ecrin Şan, 5 yaşındaki Zümra Özler, 2 yaşındaki Asya Sudem Özler, 1 yaşındaki İsrafil Özler, 4 yaşındaki Halis Ceyhan ve 1 yaşındaki Ayhe Ceyhan yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Ceyhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kayseri İl Müftülüğüne atandı. 6 yıldır Kayseri İl Müftüsü olarak görev yapan Profesör Doktor Şahin Güven'in geçtiğimiz günlerde görev süresi dolmuştu. Güven'den sonra boş kalan koltuğa Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş atandı. Yusuf Akkuş kimdir? 1963 yılında Trabzon Araklı ilçesi Kayacık köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. İlkokuldan sonra bir müddet Kur'an kursunda eğitim aldı. 1980 yılında Araklı İmam Hatip Ortaokulu'ndan, 1984 yılında Sakarya İmam Hatip Lisesi'nden, 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Sakarya Kaynarca Dağyeri köyünde İmam Hatiplik görevine başladı. 1989 yılında Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi'nde müftülük ve vaizlik kursu gördü. Kurs sonrası Artvin Yusuf Eri vaizliğine atandı. 1989-1991 yılları arasında Çorum Osmancık İmam Hatip Lisesi'nde asker öğretmen olarak görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Sakarya Karapürçek ilçesi vaizi, 1995-1997 Sakarya Kocaeli, 2011 yılında kısa bir süre Sakarya Erenler ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu. 1995-1997 yıllarında Giresun Çamoluk, 1997-2004 yılları arası Eskişehir Mihallıçık, 2004-2011 yılları arası Sakarya Kocaeli, 2011 yılında kısa bir süre Sakarya Erenler ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu. Aynı yıl Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine atandı. 2012 yılında Kocaeli Çayırova İlçe Müftülüğü, 2013 yılında tekrar Sakarya İl Müftülüğü Yardımcılığı görevine getirildi. 2018 Taksim 296 sayılı kararname ile Sivas İl Müftüsü olarak atandı. Müftü Akkuş evli ve 4 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmekte. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tamer vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti ve aşı çağrısında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında yaklaşık bir aydır yapılan faaliyetler ve çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bünyan'da önce esnaf ziyaretiyle başladı ve orada akabinde devlet hastanemizi, yeni açtığımız devlet hastanemizi hizmete açtık ve hasta kabulüne de başlamış olduk. Bünyan halkımıza hayırlı olsun diyoruz. Sevgin de sizin de takip etmiş olduğunuz gibi orada geçen günlerde bir sel felaketi yaşanmıştı. Selin hasarlarının tespitini, orada kaldıran yolların bozulmasını, Bünyan Belediye Başkanımızın da özverili çalışmasıyla bir an önce o bozulan yolların tamir edildiğini gördük. Eksik kalan yerlerin olduğunu müşahede ettik.
Onları da en kısa zaman içerisinde takibimizde bitirmeyi planlıyoruz. Özellikle Sarıoğlan'da TOKİ ile ilgili sıkıntıların olduğunu tespit etmiştik. TOKİ başkanımızla görüşerek oraya TOKİ yapımıyla ilgili arsaların kazandırılmasında çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz Akkışla da daha önce söz verdiğimiz bir devlet hastanesi, E tipi hastane yapımı söz konusuydu. O bölgede özellikle şehir merkezinde bir vatandaşımız, yine hayırsever vatandaşımız bir arsa bağışladı. Şimdi onun çalışmaları bitmek üzere. Bu arada şehidimiz vardı biliyorsunuz daha önceki aylarda. Şehit ailesini ziyaret ederek onlarla birlikte tekrar şehidimize bir dua okuma fırsatı doğdu. Tabii büyük bir mutluluk içerisinde şehit ailemizin yanında olduğumuzu ve onlara her zaman en üst seviyede hizmet etmenin ayrı bir mutluluk olduğunu da ifade etmek istiyorum. İsmail Tamer yarın sabah sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gideceğini söyledi. Yarın Bozkurt ilçemizde görev verildi. O görevi oradaki sel felaketi geçiren vatandaşlarımızla birlikte beraber onların yaralarını sarmaya çalışacağız. Oradaki Büyükşehir Belediye'mizin ve Kayseri Belediye'lerimizin göndermiş oldukları o ekipmanla birleşip buluşacağız. Onların da eksiği falan varsa onları da tespit edip giderme yoluna gitmiş olacağız. 2 adet kepçe ve 1 ekskavatörün Koca Sinan Belediye'miz tarafından gönderildiğini, yine 2 mini loder, 2 ekskavatör, 1 kombine araç, 1 kanal görüntüleme cihazının ve 5 teknik personelle şu anda Büyükşehir Belediye'miz tarafından oraya gönderilip hizmet verdiğini biliyoruz. Ayrıca kol yardımları, tırlarla birlikte yapılan yardımlar var. 5000 ton civarında çay, 15000 ton civarında şeker, 5000 ton civarında pirinç ve buna benzer mutfak malzemelerinin, temizlik malzemelerinin, ihtiyaç hissedilen çocuk bezi vesaire gibi malzemelerin de tırlar dolusuyla Kayserimizden orada yardım olarak gittiğini biliyoruz. Maksadımız halka hizmet. İsmail Tamer Kayseri'deki vaka sayılarına da değindi. Son özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarımızda istemediğimiz bir artışla tekrar vaka sayıları artmaya başladı. Hep şunu söyledik, biz kendimize düşen görevi yapmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kuralını hiçbir zaman bırakmamamız lazım. Ben doktorum, doktor olarak mesleğimin gereği insanları korumak görevimdir. İnsani olarak da ayrıca o insanları korumak görevimdir. Ama artık biz doktorların değil, her insanın kendi üzerine düşen görev yapması lazım. Bana bir şey olmaz, ben maske takmam, ben aşı yaptırmam vesaire gibi artık buna benzer bir takım bahanelerin arkasına sığınmamızın zamanı değil. Birlik beraberlik içerisinde hep beraber biz bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. O anlamda evet artışlar devam ediyor, maalesef devam ediyor. Bizim aşılamada çok daha geri olduğumuzu, Türkiye genelinde ilerideyiz ama istediğimiz seviyede olmadığımızda buradan belirtmek istiyorum. Lütfen aşı yaptırmayanların gidip aşılarını yaptırması lazım. Sağlık Müdürlüğümüz her bölgede aşı yapıyor. Seyyar ekiplerle birlikte inanın ayaklarına kadar gidip aşı yapabilecek durumdayız. Sonuçlara baktığımız zaman hala aşı yaptırmada direnen insanlar var. Bunlara diyorum ki bakın yoğun bakımlarda yatan hastaların %98'i aşısız olanlar. Kimse es geçmesin, aşılarını yaptırsın diyoruz. Kayseri'de hiçbir sıkıntı yok. Başından beri yok. Şehir hastaneleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldırmıştı. Hiçbir dönem ne Kayseri'de ne Türkiye'de hastanelerin hastaları kabul etmeyle ilgili sıkıntılar olmadı. Yoğun bakım sıkıntısı hiç olmadı. Başka ülkelerde insanların cenazelerinin sokaklarda kaldığı, ölülerini belediyenin topladığı ve hastaneye yatıramayan, hastane bahçesindeki banklarda can veren insanların olduğunu biliyoruz Avrupa ülkelerinde. Şükürler olsun ki Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir tablo yaşanmadı. Bunun da nedeni o Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinin en büyük
o eksikliği ortadan kaldırmasına bağlıdır. Sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmalara bağlıdır. Yoğun bakımlarda hiçbir problem yok. Gelen her hastayı rahatlıkla kabul edebilecek durumdalar. Sıkıntımız yok o yönde arkadaşlar. Zümrüt Camii Yaz Kur'an Kursu öğrenciler tarafından hazırlanan kapanış töreniyle sona erdi. Törende sunulan ilahi, sema gösterisi ve tiyatro izleyen velilerden büyük alkış aldı. Tören kurs öğrencilerinden Ömer Sandık'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ Okunan Kur'an tilavetinin ardından konuşan Zümrüt Mahalle Muhtarı Süleyman Boyraz öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Değerli Koca Sinan Müftüm, değerli hocalarım, değerli Zümrüt Mahallesi halkı, bu yaz Kur'an kursu kapanış programına hepiniz hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Zümrüt Camii İmam Hatibi Mehmet İslamoğlu da konuşmasında eğitim sürecinden bilgiler vererek çocukların kurslara severek ve isteyerek geldiklerini belirtti. Geçen sene pandemiden dolayı kapalı olması hasebiyle gerçekten biz bunları çok özlemiştik. Siz de çocuklarınızı bu anlamda bize gönderdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hocam kısaca bilgi vermek istersek 14 öğreticimizle beraber 340 öğrencimize hizmet vermeye gayret ettik. Elimizden geldiği kadar yavrularınıza bilgilerimizi aktarmaya çalıştık. Kısacası burada elimizden geldiği kadar yaşatmaya gayret ediyoruz. Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını çocuklarımızla anlattık, öğrettik. İnşallah bunun semeresini ileride göreceksiniz. Koca Sinan Müftüsü Halil Uzunsa çocuklara emeklerinden ötürü teşekkür ederek başarılar diledi. Çok kıymetli anne ve babalar, öğünün birer madalya gibi, büyük bir ödül gibi maneviyatın en önde olduğu bir geceyi çocuklarınız burada bize yaşattı. Allah'ın kelamını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini yüreğinde hissettiler. Şu yaz sezonunda çoğu çocukların değişik noktalara tatile gittiği bir ortamda siz yavrularınızı Allah'ın dinini öğrensin diye camiye gönderdiniz. Kur'an kursuna gönderdiniz. Allah sizden razı olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerine olsun kardeşlerim. Yapılan konuşmaların ardından çocuklar tarafından hazırlanan ilahi, sema, tiyatro gösterisi sona erdi. Törende küçük bir bilgi yarışması da gerçekleştirildi. Şehadet getir. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed Abdühü ve Resulü. Kelime-i tevhid. Gösterilerin ardından siyer yarışması, futbol turnuvası ve sınıflarda birinci olan öğrencilere ödüller verildi. Alkış ve kupayı Sayın Müftümün elinden alıyorlar. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu Serbest Bölge Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirerek serbest bölgede yapacakları en önemli projelerden olan gümrük giriş kapısında son aşamaya geldiklerini vurguladı. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu Serbest Bölge Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirerek serbest bölgede yapacakları en önemli projelerden olan gümrük giriş kapısında son aşamaya geldiklerini vurguladı. Öncelikle serbest bölgede giriş kapısının son hali sunumunu arkadaşlar hazırladılar. Onlar sunumu yapsın başkanım. Görüşleriniz varsa onları alalım. Sağ olsunlar, bayağı bir emek verildi. İnşallah önümüzdeki haftada burada serbest bölgede faaliyet gösteren
sanayicileri çağırıp onlarla görüşünü alacağız. Ondan sonra tamamlanırsa da kesin projelerin çizimi, ihalesi ve yapım aşamasına geçeceğiz. Başkan Doktor Palancıoğlu serbest bölgenin Kayseri'de önemli bir üretim üssü olduğunu ve çok daha fazla yatırımcıyı serbest bölgeye çekeceklerini söyledi. Serbest bölgemizin yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiriyoruz. Ticaret Üssü Başkanımız, Sanayi Odası Başkanımız, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öncelikle bu hafta içerisinde yapmış olduğumuz iki tane ihale var. Onlara inşallah bugün karara bağlayacağız. Yer talepleri var, onları göreceğiz. Ama hepsinden önemlisi serbest bölgemizin girişiyle ilgili uzun süredir yapmış olduğumuz tasarım çalışması, mimari çalışmalar son aşamaya geldi. Önümüzdeki hafta serbest bölgede faaliyet gösteren sanayicilerimizle birlikte inşallah projeyi değerlendirip hızlı bir şekilde uygulama aşamasına geçeceğiz. Serbest bölge Kayseri'nin %20'nin üzerinde ihracatıyla en önemli üretim üslerinden bir tanesi. İnşallah parlayan yıldızının önümüzdeki yıllarda Kayseri'ye çok daha büyük hizmetler edecek, çok daha güzel yatırımcıları serbest bölgeye çekerek Kayseri'nin hem istihdam hem gelişmişlik ekonomisi açısından çok daha iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Ben tüm yönetim kurulu üyelerine, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Pati Yol, minik dostlarla sahiplerinin keyifli bir ortamda özgürce yürüyüş yapmalarına imkan sağlıyor. Yamaç paraşütü iniş alanının arkasında bulunan doğal alanda oluşturulan ve minik dostlar için eşsiz bir gezi alanı sunan Pati Yol, günün her saatinde ilgi görüyor. 1600 metre uzunluğa sahip Pati Yol içerisinde minik dostlar için özel olarak hazırlanmış bir de pati parkı bulunuyor. Kapalı ortamda kalmış evcil hayvanların enerjilerini atmaya imkan sağlayan park, can dostlar ve sahipleri için özellikle yaz aylarında vazgeçilmez bir etkinlik alanı oluyor. Minik dostlarıyla Pati Yol'a gelen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Park çok iyi düşünülmüş, güzel, uzunluğu da çok iyi. Kapalı alanı da güzel, orayı da kullanıyoruz biz. Gayet iyi, gayet güzel, iyi düşünülmüş. Teşekkür ediyorum düşünenlere. Mahalle içindeki parklar hem insanlar yoğun kullanıyor, rahatsız olabiliyorlar köpek tuvaletinden. O yüzden burası hem bizim için hem de köpekler için daha güzel. Teşekkür ediyorum belediye başkanlığı. Pati Park'ın oluşturulmasını çok sevdik. Zaten yani şey olarak hani bu yol üzerinde evcil hayvanlarla yürüyen sayısı çok fazla. Böyle bir alanın oluşturulması da hem köpeklerin eğitimi için hem küçük çocukların işte evcil hayvan sevgisinin artması açısından güzel oldu. Belediyemize bu açıdan teşekkür ediyoruz. Parkımız çocukların yine hayvan sevgisi aşılanması, hayvanların da burada rahat oynayıp enerjilerini atabildiği bir alan oldu. Hem hayvanlar için hem insanlar için. Güzel oldu. Bundan dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir park. Köpekler için iyi oldu. Özellikle buradaki. Ama şurada oturuyoruz. Hemen her gün gelip geziyoruz burada. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim. Hacılar İlçe Müftülüğü 2021 Yaz Kur'an Kursu'nda öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenledi. Düzenlenen törende 30 öğrenci ödüllerini aldı. Şehit polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Öğüç, İl Müftü Yardımcısı Seda Nur Sezen, İlçe Müftüsü Yusuf Ay, meclis üyeleri ve ödül alan öğrenci ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhittin Tatar Cami öğrencilerinden Selman Çağlar Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra kürsüye gelen Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay, programda emeği geçenlere teşekkür ederek ilçede yaz Kur'an kursuna bu yıl 1480 öğrencinin katıldığını belirtti. 1480 ile 1500 öğrenci arasında
gençlerimiz camilerimize geldiler ve bir fiil bunlar ders aldılar. Aynı zamanda online ders alan gençlerimiz de vardı. 16-22 yaş grubu arasındaki gençlerimiz de online olarak devam ettiler. Ama ekseriyet, kahir ekseriyet camilerimize geldiler ve onlar camilerimizi şenlendirmiş oldular. İl Müftü Yardımcısı Seda Nur Sezen de çocukların Allah'ın bir emanet olduğunu söyleyerek çocukların temel eğitim sistemi içerisinde aldığı eğitiminin yanı sıra yaz Kur'an kurslarında da dinin güzel örneklerini görme imkanı bulduklarını söyledi. Elbette ki temel eğitim sistemi içerisinde biz çocuklarımızın dünyevi yönünü yetiştirirken inşallah yaz Kur'an kursları veyahut da İmam Hatip liseleri veya evlerimizde anne baba olarak dinin güzel örnekliğini yaparak dini yönlerini, manevi yönlerini de geliştirmek bizim görevlerimizden. Anne babaların görevi bu. Çocukların görevi de anne babalarının kendilerine göstermiş olduğu maddi ve manevi olanakları ve eğitimleri doğru bir şekilde almak ve bunları hayatlarında uygulamak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağ'sa derece giren öğrencileri tebrik ederek şöyle konuştu. Belediyenin yardımlarından, desteklerinden ama ben kendisine ayrıca parantez açmak istiyorum. Sağ olsun kendisi bu yönde büyük bir gayret gösteriyor. Yavrularımız için, gençlerimiz için ciddi bir emek veriyor, kafa yoruyor. Bize de düşen sadece koordine etmek, iş adamlarımızla, hayırseverlerimizle bu işe gönül veren, bu işi sahiplenen ilçemizdeki herkesle irtibat sağlamak oluyor. Allah'a binlerce şükür ki böyle güzel bir ilçede, böyle güzel insanlarla, böyle güzel yavrularla da bu güzel, anlamlı bir günde bir aradayız. Ben böyle bir günde aranızda olmaktan gerçekten onur duydum, gurur duydum. Bu iş gönül işi, bu iş gerçekten sahiplenmek işi. Konuşmaların ardından 7, 9, 10, 15, 16, 22 yaş arası kız ve erkek öğrencilerin 6 ayrı kategori arasındaki yarışma sonucunda dereceye girenlere protokol mensuplarınca ödülleri takdim edildi. Kayseri AFAD İl Müdürlüğü'nden 41 gönüllü ve 3 personelden oluşan ekip, aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına müdahale çalışmalarına destek vermek için Kastamonu'ya gitti. Kayseri'de bulunan AFAD gönüllülerinden oluşan 41 gönüllü ile Kayseri AFAD personeli 3 kişiden oluşan ekip, Kastamonu'da aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye hareket etti. AFAD ekibi sel bölgesinde yürütülen çalışmalara katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı Telafide Ben de Varım projesi ve sürecini en verimli şekilde desteklemek amacıyla 3 gönüllü öğretmen ve 18 çocuk yazar bir araya gelerek kitap yazdı. Kayseri'de matematik öğretmeni Selçuk Tütak, İzmir'de sınıf öğretmenliği yapan Kübra Aslan ve Mehmet Uyaroğlu, ülke genelinde değişik il ve ilçelerde öğrenim gören 18 ilkokul öğrencisini bir araya getirerek Küçük Yazarların Büyük Hikayeleri adında bir kitap yazdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesinin ardından kolları sıvayan 3 gönüllü öğretmen, önce Türkiye genelinde yazma becerilerini geliştirmek ve bir esere sahip olmak isteyen öğrencileri tespit etti. Öğretmenler, ailelerinin de desteklerini alarak süreci planlayarak öğrencileri kitap yazma konusunda bilgilendirerek yazma becerileri kursunu tamamladı. 3 ay devam eden sürecin ardından kitap çıktı. Kitap çıktıktan sonra çocuk yazarlar önce sınıf öğretmenlerine, okul müdürlerine ve birçok bürokrata kitaplarını imzalayıp takdim etti. Öğrenciler aldıkları olumlu geri dönüşler onları teşvik ederek ikinci kitaplarını da yazmaya başladı. Proje koordinatörleri, yazar çocukların ileride ünlü birer yazar olmaları ve ülkemizin adını her yerde duyurmalarının önünü açmak için sosyal medyada söyleşilere başlanacağını, merkezi yerlerde imza günü etkinliklerinin yapılacağını da duyurdu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binanın altında bulunan lokantaya ait olduğu belirlenen bacaya müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken yangından kaçarak balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Verimli Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evin mutfağında yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye ederken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da yangının çıktığı eve gelerek incelemelerde bulundu ve apartman sakinlerine bilgiler verdi. Ayrıca yangın sırasında evde bulunan yavru köpek de yangından kaçarak balkona çıktı. Yavru köpek itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilerek balkondan alındı. Ev sahibi kadın da köpek yangında mutfaktaydı. Sonrasında balkona kaçmış. Yangın anında salondaydım. Ocakta çay demlemiştim. Birden alev aldı dedi. Abla geçmiş olsun. Sağ olun. Köpek neredeydi yangın anında? Mutfaktaydı, balkona kaçmış. Yangın nasıl oldu abla? Siz burada mıydınız? Odadaydım. Ocakta çay demlemiştim. O da doğalgaz patlamış. Yani birden alev aldı. Köpeğin ismi ne? Yoldaş. Benim yoldaşım. Evde kaç kişiydiniz umarım? Evde kaç kişiydik? 3-4 kişiydik. Size bir sıkıntı yoksa? İyi, çok iyi. Çok şükür. Polis ekipleri de maddi hasarın meydana geldiği evde inceleme yaparken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Galerici Ahmet Yurtlu, ÖTV indirimiyle beraber ikinci el araç piyasasında kısa vadede gevşeme görüleceğini, ardından da fiyatların da oturacağını söyleyerek bu süreçte parada değil de araçta kalmak çok daha mantıklı dedi. Kayseri'de sıfır araçlarda uygulanan ÖTV indirimiyle beraber ikinci el araç piyasasında da hareketlenme başladı. Galerici Ahmet Yurtlu, sıfır araç almak isteyen vatandaşlara seslenerek bayilerde araç tedarikinin bulunmadığını ve 2-3 ay sonra tedarik edildiğini belirtti. İkinci elde kısa vadede belki 1-2-45 günlük maksimum 2 aylık süreçte bir gevşeme görünebilir ama akabinde tekrar fiyatların oturacağını düşünüyoruz. Bir de şöyle bir sorun var. Zaten kapsayan birçok aracın da karşılığı bayilerde yok. Yani tedarik problemi yaşandığı için şu anda sıfır araç yurt dışından girişte problem yaşandığı için mevcutta olmadığı için bunların bir kısmı da o şekilde uygulanamayacak. Teslimde de aracın fiyatının arttığını dile getiren Yurtlu, bazı vatandaşların panikle ikinci el araçlarını elden çıkartmak istediğini dile getirdi. Yani haliyle çok fazla piyasada çok ciddi bir fiyat gevşemesi olmayacak. Yani 2 ay sonra, 3 ay sonra araçlar yazılıyordu. Bugün mesela gidiyordunuz bayiye, 2 ay, 3 ay sonra tedarik edebiliriz cevabıyla karşılaşıyordunuz. Ve fiyatlar güncellenmiyordu. O zamana kadar da muhtemelen şimdi 300 bin liralık araç 330-340 bin liraya çıkacak ama ÖTV düştüğü için yine bugünkü fiyattan almış olacaklar. Hasılı vatandaş bundan sonraki gelecek zamlardan etkilenmemiş olacak. Böyle bir piyasa öngörüyoruz. Beklentilerimiz bu yönde. Yani vergi matrağının indirimi daha önce de belirttiğimiz gibi en büyük faydası yelpazeyi genişletti. Ortada panik yapacak bir durumun olmadığının altını çizen Yurtlu, ikinci el araç piyasasında bir değişiklik olmadığını kaydetti. Ya bu süreç şu anda en makul, en mantıklı süreç. Bence kısa ve orta vadede araç almayı düşünenler, çünkü bu panik satışlar da olabilir. Aslında panik yapacak bir şey yok çünkü gerçekten piyasada değişen bir pozisyon yok. Sıfırların bir kısmında %10-15'e yakın bir indirim yapılacak.
Ama bahsettiğim gibi o da yeni gelen araçların fiyat güncellemesi. Yani çünkü girdi maliyetleri değişeceği için. Onlar da onu ikame edecek. Fiyatlarda çok bir değişiklik olmayacak ama yani böyle piyasadaki reaksiyonel satışları bence buldukları hesaplı, aradıkları arabaları hesaplı fiyata, doğru fiyata, daha önceki hedefledikleri, hesapladıkları fiyata bulurlarsa ben alım olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bültenimize sporda yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Kayseri Kadir Has stadında oynanan maça Yukatel Kayserispor, Lung, Ramazan, Kluvetsios, Uğur, Karol, Mane, İbrahim, Atmah, Gökhan, Emrah, İlhan ilk 11 ile çıktı. Adana Demirspor'sa Muriç, Svensson, Tayyip, Rasul, Kaan, Gökhan İnler, Sinan, Akintola, Belhanda, Castro, Balotelli ilk 11 ile çıktı. 18. dakikada sol kanattan arka direğe yapılan ortada Atma topu içeri çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan'ın bekletmeden vuruşunda Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Skor 1-0 oldu. 63. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Balotelli müsait durumdaki Akintola'ya indirdi. Akintola düzgün bir vuruşla Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Kayserispor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Alkışlanan takım olmak istiyoruz." dedi. Kayserispor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kayseri benim şehrim. Bu şehrin, bu taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerekiyor." dedi. Altay maçından sonra Adana Demir maçı kolay bir maç değil. Çünkü rakibimizin kadrosu, kadro kalitesi, bizim ilk maçta atmış olduğumuz skor, tabii şunu da söylemek lazım. İlk maçta meslektaşımızın da 7 tane eksik oyuncu var. Bugün de vardı sakatlıktan dolayı. İşte bir kısmı hafta içi sakatlanmış, bir kısmı sakatlıkları vesaire. 7 oyuncudan eksik oynadık. Aynı şekilde ilk maçta da var. Bunu belirtmekte fayda var. Yani biz kendi adımıza bugün 7 oyuncu yoktu, bunlar vardı demek doğru bir tabir olmaz. Bununla birlikte de bu maçta 7 farklı oyuncuyla oynadık. Altay maçıyla bu maçın kadrosuna baktığında 7 farklı oyuncu, sonradan Yasir ve Antonio oyuna girdi. 2 tane daha farklı oyuncu, 9. Tabii 1-1 olunca bizim motivasyonumuzu, takımın şevkini, ileriye bakış açısını pozitif yönde etkiledi. Futbol çok enteresan bir olay. Farklı bir skor alsak, 7 farklı oyuncuyla oynuyorsun. Teknik adamlık kolay değil. Ama Kayseri benim şehrim. 3 Kayseri, 1 Kayseri Erciyes Spor çalışmalarımız var. Ve bu şehrin, bu taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerekiyor. Kolay değil. Taraftarın maçtan sonraki, Kayseri Spor taraftarımızın maçtan sonraki söylemi çok önemli. Böyle oynayın canımızı alın. Yani futbolda iyi mücadele edeceksin. Sonuna kadar kovalayacaksın. Disiplinli oynayacaksın. Oyun teknik anlamda iyi başladık. Golden önce de var pozisyon. Çok güzel bir gol attık. Golden sonra biraz daha fiziksel tempomuzu ortaya koyup ikinci golü düşünmemiz gerekirdi. Burada da rakibin topa sahip olduğunda kaliteli ayakların iyi pas yapması, fakat gol vuruş bölgesinde, altın bölgede net pozisyonları yok. Pas pas yaptılar, kale önlerimize geldiler ve orta geldi. Yani ilk devreyi böyle atlattık. İkinci yarı da zaman zaman ceza sahamıza yakın bölgeden şut attılar, pas verdiler. Mesela yediğimiz golde, işte bunlar oyuncuların gelişimi açısından çok önemli. Çok basit gol yedik. Çok basit.
Hatta bizim girdiğimiz pozisyonlarda öyle bir pozisyon var ki Emrah'a topu çıkarsak boş kaleye gol atacak. Yani bizim girdiğimiz pozisyonlar daha net, az da olsa. Takım şunu gösterdi oyuncularımız. Biz iyi mücadele edersek, bu mücadele ama taktik, pozisyon, oyun disipliniyle, birlikte oynamayla. Bunu yaptığında rakip kim olursa olsun farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Transferleri, nokta transfer yapmak istiyoruz. Bak bu çok önemli. 2-3 transfer nokta yapmak istiyoruz. Berna Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sakat oyuncularımızın da bir an önce takıma katılmasını bekliyoruz. O zaman daha farklı olacağız. Şimdilik söyleyeceğim, oyuncularımızı kutluyoruz. İbrahim kardeşimize de dikkat çekiyoruz. Daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle ismen söylüyorum. Bu maçta bir 10 kişi kalsak maç çok farklı yere gider. İyi top kullanan, iyi pas yapan bir takım bize çok zorluk çıkarabilirdi. Hatta onlardan da, şimdi isim vermeyeyim, onlar da 10 kişi kalabilirdi bilmiyorum. Hakem Kara veya diğer kanallarda hakemlerimiz bu konuda yorumları ne? Kırmızı kart olabilir miydi, olmayabilir miydi? Adana Demir iyi bir takım. Onlara başarılar diliyoruz. Biz Kayseri Spor olarak, Kayseri şehri olarak çalışacağız. Bu şehre sportif anlamda başarı getirmek için de hem başkan, hem yönetim kurulu, hem medyadaki arkadaşlarımız hep birlikte bu mücadeleyi verip alkışlanan bir takım olmak istiyoruz. Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da inşallah önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak bir şeyleri daha doğru yapmaya çalışacağız diye konuştu. Evet, geçen hafta çok iyi bir oyun hak ettik. Puanları da hak ettik oyun olarak, kalite olarak. Çok koştuk, çok mücadele ettik. Takımdaşlık duygusu çok ön plandaydı. Tam tersi bir maç bugün. Şöyle özetleyeyim konuyu. Biz 2-3 tane çok kaliteli oyuncu aldık, transfer ettik. Diğer takımların şeyini düşünün. Bu takım içindeki bu oyuncular olduğu için daha istekli oluyorlar, daha coşkulu oluyorlar, daha çok koşuyorlar. Bunu biz bundan sonraki bütün maçlarda hissedeceğiz. Bizim yapmamız gereken ne? Biz de onlar kadar koşmalıyız. Biz de onlar kadar mücadele etmeliyiz. Ve biz de onlar kadar takım halinde oynamalıyız. Eğer bunları yapamazsak bizim takımın bundan sonraki haftalardaki sorunu daha da gittikçe artar arkadaşlar. Diyeceksiniz ki deplasmanda bir puan kazanmış bir takımın teknik direktörü niye böyle konuşuyor diye. Ama bu öz eleştiridir. Bizim takımımız içindeki oyuncularla biz diyaloglarımızı devam ettiriyoruz. Onları kazanmak istiyoruz. Gerçekten kaliteli oyuncular. Ama futbolun da bir takım oyunu olduğunu ve koşarak oynandığını onlara da hatırlatıyoruz. Herkesin de hatırlatması lazım. Bizde maalesef futbol hiç ciddiye alınmıyor arkadaşlar. Çok basit, her şey çok basit gözüküyor. İçinde bir sürü emek var, mücadele var, bir sürü pozisyonlar var, çalışma var. İnşallah önümüzdeki haftalarda biz daha çok çalışarak takımdaşlık ve koşu anlamında, birlikte hareket etme anlamında çalışarak bir şeyleri daha doğru yapmaya başlayacağız. Yukatel Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı ligde başarılı olacaklarına inandıklarını ifade ederek güzel günler göreceğiz dedi. Yukatel Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı 1-1 biten Adana Demirspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Uzun bir aradan sonra taraftarımızla bir araya geldik. Zor dönemler, zor süreçler yaşadık. Bununla birlikte her geçen gün iyiye gittiğimiz bir gerçek. Hikmet hocamız 2 gün takımla birlikte çalıştı. Oynanan oyunu gördük. Ligin önemli kadro kuran, güçlü kadro kuran takımlarından biri olan Adana Demirspor'a karşı oynanan oyundan memnunum. Güzel ataklar ve organize ataklar geliştirdik. Tabii talihsizlik var. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Güzel günler göreceğiz hep birlikte. Camia olarak kenetlenmiş durumdayız" dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da açıklama yapan Onur Gözbaşı, "Başkanımız hala İstanbul'da. Bazı gelişmeler var. Yakında kendisi duyuracak. Doğan Alemdar kardeşimizi önümüzdeki hafta Fransa'ya yolcu edeceğiz. Kayserispor bu anlayışla devam ederse daha nice Doğanlar yetiştirecektir. İnşallah her şey daha güzel olacak" cümleleri kurdu. Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Gökhan Sazdağ oldu.
Süper Lig'e Altay yenilgisiyle başlayan Yukatel Kayserispor, ligin ikinci haftasında sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı. Bu sezon sahasındaki ilk maçına çıkan sarı kırmızılı takım, rakibi karşısında 17. dakikada öne geçti. Gökhan Sazdağ, Atamah'ın asistinde topu ağlara gönderirken, takımının bu sezonki ilk golünü atan isim oldu. Adana Demirspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ve 90. dakikada yerine Miguel Cardoza'ya bırakan Gökhan, attığı golü eşi Safiye Sazdağ'a hediye etti. Gökhan Sazdağ, ilk kez taraftarımızın önünde çıkmanın mutluluğuyla beraber takımın adına skor yapmak da beni çok mutlu etti. Alınan bir puandan ziyade güzel mücadele ettik. Umarım üstüne koya koya devam ederiz. Golü bebeğim Safiye Sazdağ'a gönderiyorum dedi. Kaleci Silvio'nun Kayserispor formasıyla 100 maça çıktı. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Rumen file bekçisi Silvio Lung, Adana Demirspor maçında dalya yaptı. Sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkan Silvio Lung, en fazla 2018-2019 sezonunda oynadı. Türkiye'deki kariyerine 2017-2018 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak başlayan Silvio Lung, ilk sezonunda 30 maça çıktı. 2018-2019 sezonunda 31 maça çıkan Lung, 2019-2020 sezonunda 30 maça çıkarken, 2020-2021 sezonunda 8 maça çıkarken, 2021-2022 sezonunda ise 1 maça çıktı. Sarı kırmızılı takımda 96 lig maçında görev yapan Silvio Lung, kupa maçında da 4 kez görev üstlendi. Toplamda Yukatel Kayserispor formasıyla 100. maçına çıkan Silvio Lung, 2 kez kırmızı kart gördü. Fransa'nın Rennes takımına transfer olan kaleci Doğan Alemdar, Kadir Has stadında oynanan Kayserispor Adana Demirspor maçını tribünden takip etti. 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Adana Demirspor maçında forma giymedi. Kadir Has stadyumunda oynanan Yukatel Kayserispor'la Adana Demirspor maçını locadan takip eden Doğan Alemdar, hem maç öncesi hem de devre arasında fotoğraf çekinmek isteyen taraftarı kırmadı. Doğan Alemdar, önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek yeni takımı Rennes'le sözleşme imzalayacak. Yukatel Kayserispor'la Adana Demirspor arasında oynanan Süper Lig maçını 2349 taraftar izledi. Süper Lig'in ikinci haftasında Yukatel Kayserispor'la Adana Demirspor Kayseri Kadir Has stadında karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda iki takım attıkları birer gol neticesinde berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı. Bu müsabakada Kadir Has stadı tribünleri taraftarla buluştu. Kayserispor'la Adana Demirspor arasında oynanan mücadeleye 2349 biletli Kayserispor taraftarı şahitlik etti. Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale müsabaka boyunca tribünden takımlarına destek verdi. Diğer yandan TFF'nin kararı sonrasında misafir tribününde hiçbir taraftar yer almadı. Gündemimizde yaşanan gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Şimdi ekranlarınıza paranın notları ve hava durumu gelecek. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın, bizden ayrılmayın. Yerel sermayenin gücü Migal Gross Market spor haberlerini sundu.